uygulayalım, işlemi tamamlamış olalım. Bir tanesini seçtikten sonra select smaller diyelim. Ardından sadece araba kalsın. Isolight'tan buradan Isolight object diyerek ekranda bu kalsın. Görüntüleme seçeneğini konseptüel olarak değiştiriyorum. Shift'te şöyle döndüreyim. Materyali hazırlayalım. Materyali buradan glass olarak seçeyim. Ve blue reflektif olabilir. Bir bakalım. Dark gri olsun. Bunu kullanacağım. Bu materyali. Olabilir. Evet. Bunu listeye ekliyorum. Listeye ekledikten sonra buna bir de isim verelim. Kaybolmasın. Evet. Şuradan rename diyeyim. Cam. Oto cam diyelim. Oto cam dedim. Sonra buradaki kısımları tek tek seçeceğim. Bunun için çakışık nesne özelliğin durum komutunu kapatıyorum. Kolay seçmek adına. Hepsini seçtikten sonra buna az önce tanımladığım otocam metalini uyguladım. Tekrar realistik olarak bakalım. Problem var mı? Bakın düzeldi. Burası yine yan görünüşe de geçeyim. Yan görünüşten de buradaki kısımları seçelim. Bunları seçtikten sonra aynı materyali bir daha uyguladım. Shift ile döndüreyim. Diğer yan kısım. Bunlara da materyali uyguladım. Tekrar Shift ile döndürüyorum. Arka taraftan bakıyorum. Bunu konseptüel olarak değiştireyim. Buradan da çift tıklamak suretiyle buna da otocam materyalini attık. Ardından sağ tıklayıp buradan Isolight'tan End Object Isolight diyorum. Şimdi realistik moda tekrar geçeceğim. Realistik diyorum. Shift ile şöyle döndürüp bakalım. Tabi dilersek bu kısımları Photoshop bilgisi olan için söylüyorum. Photoshop'ta açıp çok kolayca düzenleyebiliriz. Çevre düzenlemesini Photoshop'ta çok daha kolayca yap. Şimdi üst görünüşe geçiyorum. Buradan bir tane kamera ekleyelim. Çünkü bu bakış açısı her zaman bizim için yeterli değil. Word UCS olarak güncelleyelim. VF kube diyorum. Bazen bu tür takılmalar oluşabilir. Güncellemesini yaptık ancak yeni hala çalışmıyor. Buradan View seçeneğinden View kubeyi açıp kapatırsak düzelir herhalde bir sorun. Düzelmedi. Left yapalım.
tekrar tap yapıyorum. Şimdi buraya kamerayı ekleyelim. Ara sıra bu tür takılmalar yazılımda oluşabiliyor. Kamera seçeneğine geliyorum. Ve buradan şu açıda kamerayı ekliyorum. Exit diyorum. Ardından kamerayı seçtiğimde bakın çok alt noktada duruyor kod olarak. Seçiyorum, sağ tıklıyorum. Buradan kamera seçtikten sonra Properties. Buradan Z değerini insan boyu kadar veyahut da göz yüksekliği kadar 1.65 gibi bir değerde arttırıyorum. Sonra hedef noktası Target Z'yi de bunu da yaklaşık 350 gibi bir değer yapalım. Hatta daha fazla yapalım, 500. Ve ardından buradaki alanlardan çekiştirerek büyüklüğünü ayarlayalım. Biraz da tam şu noktada yakalasın. Kamerayı biraz daha yakınlaştırabiliriz. Kamerayı kotunu biraz arttırabiliriz. 1.80 gibi yapalım. Ve Shift ile şöyle döndüreyim. Döndürdüğümüzde kamerayı seçiyorum. Kameranın buradaki vertekslerden tutarak lenslerini büyüklüğünü ayarlayabilelim. Bunu 50 yapalım. Biraz daha küçük değer 40 uygun duruyor gibi. Şimdi kamera bakışına geçeceğiz. Şöyle realistik moddan bakıyorum. Üst görünüşe geçiyorum. Bu kameradan bir kopya daha çıkartacağız. Sağ tıklıyorum. Copy Selection. Buradaki noktadan tutuyorum. Bu tarafa doğru alıyorum. Ve kameranın buradan hedef noktasını değiştirmek için Ctrl+Z. Hedef noktası burası. F'ye basalım. Şimdi Rotate diyelim. Merkez noktadan şöyle bir döndürelim. Binayı görecek açıya koyalım. Buradan da seçtiğimizde bu açıdan görüntüleyebilelim. Ön görünüşten bakıyorum bir de. Ön görünüşten baktığımızda kameraların konumları belli. Kameraların hedef noktalarına biraz yukarı doğru taşıyacağım. Hedef noktası şurası. Bunu yukarı doğru biraz alıyorum. Şöyle. Aynı şekilde diğer kameraya da uygulayacağım. Shift'le döndüreyim şöyle. Bakın diğer kamera burada. Bunu da yukarı doğru biraz alıyorum. Zaten ön izlemeden görürsünüz bunu ne kadar aldığınızı. Ardından Custom Vibe'a gelmek suretiyle buradan kamera 1'e geçiyorum. Arka plan etkisini tam olarak görmek için realistik moda geçmemiz lazım. Realistik moda geçiyorum. Sonra render diyorum. Render dediğimizde bakalım nasıl görünecek. Şu anda arka planlar tamamen gitti. Bunları tekrar ayarlayalım. Shift'le de şu alanı döndüreyim. Birazcık daha kamerayı paralel hale getiriyorum. Ardından arka planı açmak için Render Environment and Expose'u açıyorum. Bakın şu anda bu off hale gelmiş. Pasif hale gelmiş. Bunu aktif hale getiriyorum. Background seçeneği hemen arkada görünüyor zaten. Açılıyor. Buradan render diyorum. Biraz zoom yapmamız gerekiyor bu açıdan baktığımızda. Yani render alanını tam oluşturmak için buradaki pencereyi tam ekran yapmamız gerekecek.